lütfen 60 milyon insan bu işi daha iyi görsünler. Eğer Refah Partiliyseniz mutlaka biraz geriye doğru çekilerek basın mensuplarımıza rahat çalışma imkanı verelim. Büyük bir şeref duymuş bulunuyorum.
muhterem kardeşlerim. Bugün 10 Ekim 1993 Ankara'mızın bu en büyük salonunun içini, dışını, sokaklarını, caddelerini, bütün Ankara'yı dolduran bu muhteşem insan selleriyle Refah Partimizin 4. Büyük Kongresini yapıyoruz. Her şeyden evvel bu kongrenin bütün ülkemizde yaşayan 60 milyon memleket evladımız için, bütün İslam alemi için ve bütün insanlık için hayırlı olmasını, bütün insanlığın saadetinin vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Bu kongremiz münasebetiyle uzak Müslüman ülkelerden koşup gelen yüze yakın kıymetli temsilci misafirlerimizi huzurlarımızda saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bu kongremizin hazırlıklarını büyük bir dikkatle, itinayla yapan kardeşlerimize huzurlarımızda teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün delege kardeşlerimize yurdun dört bir yanından koşup geldikleri için, seçkin kıymetli misafirlerimize, basın ve televizyon mensuplarına da gösterdikleri bu coşkulu alakadan dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum. Ve de salonumuzun büyük bir kısmına teşrif etmiş olan hanım kardeşlerimizi ve evlatlarımızı da saygıyla selamlıyorum. Kendilerine de teşekkürlerimizi sunuyorum. Sizleri selamladıktan sonra bugünkü kongremizin her şeyden evvel dört bayramı birden kutlama kongresi olduğunu ifade etmek istiyorum. Arkamızdaki büyük levhada da belirtildiği gibi bugün Refah Partimizin 10. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün Türkiye'deki milli görüş şuurlanmasının 24. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün katılım bayramını kutluyoruz. Bugün iktidarı devralmaya başlama bayramını kutluyoruz. Öyleyse huzurlarınızda önce şu çekeni çıkartarak bir minbere çıkmak istiyorum. Allah'ın lütfuyla işte bugünkü güne ulaştık.
Bugün Milli Görüş tarihinin 24. yıl dönümünü kutlarken birkaç kelimeyle Milli Görüş'ün bu geçtiğimiz dönemde ülkemize yapmış olduğu hizmetleri sizlere duyurmak istiyorum her şeyden evvel. Bildiğin gibi Milli Görüş bugüne kadar tek başına iktidara gelmedi. Ortaklarla beraber hükümette bulunduk. 1974-78 yılları arasında Büyük Kıbrıs Zaferi'ni kazandık. Bunun arkasından manevi kalkınma hamlelerini başlattık. Bugün yurdumuzdaki 350 İmam Hatip Okulu'nu biz açtık. 10 tane İlahiyat Fakültesini biz açtık. 3000 tane Kur'an kursunu biz açtık. Bu manevi kalkınma hamlesi sayesinde yarım milyondan fazla evladımız bu okullarda okudu. Bugünkü inançlı gençlik yetişti. Bu Milli Görüş'ün vatanımıza, milletimize yaptığı en büyük hizmettir. Manevi kalkınma hamlesinin arkasından ağır sanayi hamlesini başlattık. Ülkemizi bir uçtan bir uca 7 yıllık bir programla 200 tane milyarlık tesis kuracağız. Bu milletin 15 milyar dolarını otellere değil, faize değil, bu milletin güçlenmesi için harcayacağız dedik. 1 milyon memleket evladına iş yeri bulmak için 7 yıllık ağır sanayi programını uyguladık. 200 tane milyarlık tesisten 70 tanesini 2 sene içinde bitirdik. 130 tanesi 7 yıllık program olduğu için elbette 2 senede tamamlanamazdı, yarım kaldı. Bundan başka Müslüman kardeşlerle ve ülkelerle işbirliğini geliştirdik. Türkiye'yi ilk defa İslam Konferansı'na tam üye biz yaptık. Bizden önce 7 yıl müddetçe taklitçi partilerin elinde Türkiye İslam Konferansı'na müşahit olarak gidip geliyordu. Şahsiyetli dış politika takip ettik. Kıbrıs Zaferi'nin arkasından bize ambargo konduğu zaman Amerikan üslerini kapattık. Ve böylece nasıl şahsiyetli bir politika takip edilmesi lazım gösterdi. Biz iktidardayken ortak pazara tek taraflı taviz vermedik. Gece gündüz çalışarak her şeyden evvel bir tarım seferberliği yaptık. Türkiye'nin 10 milyon ton olan yıllık buğday üretimini 4 yıl içerisinde 18 milyon tona çıkarttık. Türkiye'nin 125 bin ton olan yıllık et üretimini 4 yıl içerisinde 625 bin tona çıkarttık. Türk lirasının değerini biz 4 yıl 16,5 lirada sabit tuttuk. Biz Türkiye'de ücretlilerin ve çalışanların hakkını reel değer olarak en büyük oranda verdik. Bizim zamanımızda verilmiş olan ücretlere nazaran bugün ücretler reel değer olarak %40'a düşmüştür. Biz kalkınma hızını %7'nin üstünde tuttuk. Enflasyonu o günün ortaklarıyla beraber henüz adil düzeni kuramamış olmamıza rağmen %10'un altında tuttuk. Bundan başka hiçbir yeni vergi kanunu çıkartmadık. Ve bugün tatbik edilen fakir fukarayı ezmekten başka bir işe yaramayan KDV'yi teknisyenler önümüze getirdiği zaman reddettik. Bundan başka bize bağlı bankaları faizsiz çalıştırdık. Biz kredi dağıtımını objektif adil ölçülere göre işte DESİAD kitabı yazılacak bir şekilde adalet içerisinde dağıttık. Ahbabı yarana değil. Biz faizsiz banka sisteminin kararnamesini çıkarttık. İnananlara zulmü önledik. Biz 4 yıl hükümetteyken o günün meşhur zulüm kanunu 163. madde hiçbir memleket evladı hakkında tatbik edilmedi. Bizim zamanımızda başörtüsü diye bir zulüm söz konusu değil. Bugün de Refah Partisi olarak 10 yıldan bir milletimize henüz iktidara gelmemiş olmakla beraber en büyük hizmetleri yaptık ve yapıyoruz Allah'ın lütfuyla. En büyük hizmetimiz şudur. Türkiye'nin ve bütün insanlığın
kurtuluş reçetesini Türkiye'mize, İslam alemine ve bütün insanlığa tanıtmak için yaptığımız çalışma kurtuluş reçetesi 5 kelimedir. Milli görüş, adil düzen, mani ve maddete kalkınmış yeniden bir Türkiye, İslam birliği ve yeni bir dünya. İşte bu gerçeği 10 yıldan beri Türkiye'ye, İslam alemine ve bütün insanlığa tanıtmak suretiyle en büyük, en hayırlı hizmetimizi yapıyoruz. Bundan başka biz bugünkü bu koyu mazici kapitalist düzenden hayır gelmeyeceğini bütün millete tanıtıp yerine adil düzenin kurulması için bir yandan hazırlıklar yapmak, bir yandan da gereken adımları atmak üzere ülkemize en hayırlı hizmetleri yapıyoruz. Öbür taraftan baskı devleti yerine hizmet devletinin kurulması için gereken adımları atıyoruz. Uydu dış politika yerine bağımsız şahsiyeti dış politika tatbik edilmesi için en büyük hizmetleri yapıyor. 10 Haziran günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkartmış olduğumuz Refah Partisi'nin önce çıkartılmış olan bildiri Kıbrıs'ı ikinci bir defa kurtarmaktır. Ve böylece Refah Partimiz en aşağı 5-6 ay nefes alınması imkanını sağlamıştır. Diğer yandan Refah Partimizin bütün dünyadaki Müslüman toplulukların gelişmesi için gece gündüz elinden gelen çalışmaları yaptığını herkes biliyor. Refah Partimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu asıl hakiki muhalefet olarak milletin inancını, kendisini ve tarihini temsil eden, Türkiye'nin kurtuluşunu temsil eden bir grup olarak 2 yıldan beri en hayırlı hizmetleri yapıyor. Refah Partimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin grubunun yapmış olduğu hizmetleri inşallah biraz sonra grup başkan vekilimiz muhterem Şevket Kazan Beyefendi birkaç kelimeyle yeniden duyuracak. Ben konuya girmeyeceğim. Sadece birkaç tane rakam vermekle iktifa ediyorum. Hileli seçim kanunlarının sonucu olarak Refah Partisi'nin 450 kişilik parlamentodaki aritmetik durumu %9'dur. Ancak 2 yıldan beri Millet Meclisi'ne Refah Partisi 100'den fazla her biri bir çığır açacak. Biraz sonra okuduğu zaman göreceksiniz. Her biri bir çığır açacak güç ve manadaki kanun tekliflerini vermiştir. Millet Meclisi'ndeki 120 tane meclis araştırmasının 60 tanesini yani %50'sini Refah Partisi grubu vermiştir. 23 gen sorudan 12 tanesini yani %55'ini Refah Partisi grubu vermiştir. 800 tane yazılı sayı o önergenin soru önergesinin 405'ini yani %50,5'unu Refah Partisi vermiştir. Görülüyor ki aritmetik oran olarak %9 ama meclisteki sadece rakamlarla ölçülen hizmet bakımından dahi %50'den fazla. Neden? Çünkü Refah Partisi'nin büyük manası aritmetikle ölçülemez de onun için. Bundan başka işte bu 10 yılda Refah Partili belediyelerimiz aziz milletimize en temiz, rüşvetsiz, israfsız, en başarılı, en canlı hizmetleri yapmaktadırlar. Ve bütün Türkiye'mizde Refah Partili belediyeler efsanesi her tarafı sarmıştır. Bütün büyük şehirler, iller, ilçeler ve beldeler artık Refah Partili belediye istemekte ve özlemektedirler. Refah Partili belediyeler bizim bu büyük başarıları için şimdi benden isteferruata girmeyeceğim. Biraz sonra inşallah bu konuyla görevli olan Genel Başkan Yardımcımız eski İman İskan Bakanımız Recai Kutan Beyefendi sizlere belediyelerimizin hizmetlerinin manası, özü ve özellikleri hakkında kısa bir konuşma yapacak inşallah. Ben sadece şuna işaret edeceğim ki Refah Partili belediyeler taktici zihniyetli belediyeleri büyük borçlarla
rüşvetler ve israflar içinde devralmışlardı. Ancak imanlarıyla, azimleriyle, dürüstlükleriyle, temiz ahlaklarıyla bütün belediyelerde rüşveti israfı ortadan kaldırmış, temiz yönetimin en güzel örneğini vermiş, bütün belediyelerin gelirlerini kat kat inanç ve azimle arttırmış, en büyük hamleleri yaparak bugün Türkiye'deki Refah Partili belediyeler efsanesini hazırlamışlar, haklı olarak ortaya koymuşlar. Çok aziz ve muhterem delegeler, muhterem misafirler, radyo ve televizyon mensubu kardeşlerim. Bugün biz aynı zamanda Refah Partimize iltihakların bayramını yapıyoruz. Hepimizin bildiği gibi aylardan beri bütün milletimiz fevk fevk seller halinde Refah Partisi'ni atıyor. İşte manzara, işte salonun dışı, işte yukarıdan bir helikopterle dolaşın, Ankara'nın durumunu görün. Siz daha erken geldiniz, salona girdiniz. Ben sizlerin toplanmanızı bekledim. Arkadan salona giderken gelemedim. Yarım saatte şu kapıdan buraya gelemedim. Neden? Çünkü millet Refah Partisi'nde kendisini görüyor. Çünkü artık 50 yıllık bir özlemden sonra millet kendi idaresini kendisi devralıyor. Bunun için seller halinde milletimiz Refah Partisi'ne toplanmaktadır. Bakınız, bu konuda uzun boylu izahat verecek değil. Her ay 70 bin memleket evladı Refah Partisi'ne kaydoluyor. Refah Partisi 1991 seçimlerine girerken sadece 800 bin kayıtlı üyesi vardı, oyların %17'sini aldı. Bugün Refah Partisi'nin kayıtlı üyesi 1 milyon 600 bini aşmıştır. Ve inşallah önümüzdeki 27 Mart 1994'te yapılacak olan seçimlerde Refah Partisi 2 milyondan fazla üyeye sahip olacak inşallah. Ve en geç bir sene sonra yapılacak olan erken seçimde mutlaka en geç Refah Partisi seçime girerken 2,5 milyon üyeyle girecek inşallah. Ve de en geç bir sene sonra işte bu inanan insanlarla beraber Türkiye'nin yönetimini devralacak ve yeni bir dünyayı kurmaya başlayacak. Görüyorsunuz, tıpkı Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki gibi bir fetret devri yaşadık 50 yıldan beri, ama şimdi bütün kaleler bir refaha girdi. İşte DYB'nin kalesi diye kabul edilen Isparta'mız en başta belediye başkanları olmak üzere gelmiş, Refah Bayrağı'nın altında yerini almıştır. İşte bugüne kadar Anap'ın kalesidir diye göstermek istenen Malatya, Battal Gaziler diyarı Malatya'mız gelmiş, Refah Partisi yanında yerini almıştır. İşte Sinop, işte Nevşehir, işte Samsun, işte bütün Türkiye. Bu gördüğümüz bu büyük katılımları inşallah biraz sonra kısacık da olsa muhterem arkadaşlarım, bütün delegelerimize, misafirlerimize ve milletimize takdim edeceklerdir. Ben teferruata girecek değilim. Sadece 3 tane misal söyleyeyim. Şu geçtiğimiz ay Samsun'da 8 gün içerisinde tam 5000 tane memleket evladı başka partilerin kilit noktasından ayrılıp Refah Partisi'ne girişlerini yapmıştır. Samsun'da yapmış olduğumuz mitingde işte bu 1900 kişi DYP'den ayrıldı, Refah'a kayboldu diye üye kayıt fişlerinin paketini milletimize gösterdik. İşte bu 1600 kişi ANAP'tan ayrılıp Refah Partisi'ne kayboldu diye fişleri gösterdik. İşte bu 400 kişi SHP'den ayrıldı, Refah Partisi'ne kayboldu diye üye kayıt fişlerini milletimize gösterdik. Ve toplam 5000 tane üye kayıt fişi
30 binden fazla Samsun toplandığı muhteşem mitingde milletimize gösterilmiştir. Aynı şekilde bir müddet evvel Kocaeli'nde yapmış olduğumuz merasimde başka partilerin kilit noktasındaki kardeşlerimiz 3000 kişi Refah Partisi'ne bir gecede intikal etti ve bu intikal merasiminde eski Refah Partili Anaplı Belediye Başkanı kardeşimiz Necati Bey dahil olmak üzere ANAP'ın, DYP'nin, SEHAP'nin, DYP'nin belediye grup başkanı dahil olmak üzere başka partilerin bugüne kadar kilit noktalarında hizmet eden kardeşlerimiz Refah Bayrağı'nın altında gelip toplanmışlardır. Ve yine kısa bir müddet evvel Kırıkkale'de 1500 tane ANAP'lı kardeşimiz Akıllı Belediye Başkanı Kemal Albayrak Beyefendi ile beraber Refah Partisi'ne kaydını yapmış ve bunu da Kırıkkale'deki merasimini yapmış bulunuyor. Biraz sonra yapılacak olan takdim, bütün bu katılımların nasıl devasa boyutlara ulaştığını açık bir şekilde gösterecektir. Bütün milletimizin felç felç Refah Bayrağı altında toplanması karşısında bize düşen görev Rabbimize hamd etmektir. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, muhterem delegeler, muhterem misafirler, bugün aynı zamanda iktidarı devralmaya başlama bayramımızdır Allah'ın izniyle. Görülen gerçekler nedir? Bugün 60 milyon insan apaçık şu gerçekleri görüyor. Bir, ne yazık ki taktikçi zihniyetli partiler, ANAP, DYP, SEHAP, Türkiye'nin meselelerini çözememişler. Onları devasa boyutlara ulaştırmışlardır ve bunların bu meseleleri çözmesi de mümkün değil. Milletimiz bunu açıkça görüyor. Ve bugün Türkiye öyle bir noktaya gelmiştir ki vatan ve millet bütünlüğümüz tehlikededir. Sınırlarımız tehlikededir. Can ve mal güvenliğimiz tehlikededir. Ekonomik ve sosyal hayat, sosyal barış tehlikededir. Neticede istikbalimiz tehlikededir. Bundan dolayıdır ki bütün vatanseverler koşup Refah Bayrağı altında toplanıyor. Neden? Çünkü bugün yine 60 milyon insan apaçık bir şekilde görüyor ki Türkiye'de 12 veya 22 tane parti yok. 2 tane parti var. Birisi Hak, Sultan Fatih'in imanı, milli görüş, bu milletin kendisi, onun partisi var, bunun adı Refah Partisi'dir. Peki öbür parti hangisi? Diğerleri. İster ANAP, ister SEHAP, ister DYP, ister diğerleri olsun, hiçbirisinin arasında bir fark yok. Milletimiz bunların hepsini apaçık bir şekilde artık görüyor. Neden? Refah Partisi'nin dışındaki partilerin hepsi batı taklitçisidir. Hepsi faizci koyu kapitalizmin tatbikçisidirler. Hepsi ak taraftarıdırlar. Ne demek ak taraftar olmak? İslam aleminden ayrılacağım. Hristiyan Avrupa ile birleşip tek devlet olacağım. Bizim kanunlarımızı gavurlar yapacak, bizi onlar idare edecek, daha iyi olacak diyorlar. Şunların haline bakın Allah aşkına. Şunların haline bakın. At dedikleri bu. Ve de zannediyorlar ki millet bu gerçeğin farkında değil. Öbür taraftan bunlar koyu faizci oldukları için tek bir misyonları var bunun. Milleti ezip dış güçlere faiz ödemek. Başka görevleri yok. Bundan başka bunların hepsi işte gördüğümüz gibi aziz kardeşlerim Türkiye'de sadece tahakküm yapmaktadırlar ve inananlara zulüm yapmaktadırlar. Hepsi aralarında hiçbir fark yok. Onun için hepsi bir tek partidir. Ve milletimizin gördüğü üçüncü bir gerçek işte bu taktikçi partilerden hangisi olursa olsun, hangisi gelsin gitsin hiçbir şey değişmez. Çünkü bunların sistemi iflas etmiştir. Bunların düzenleri iflas etmiştir. Ve böylece zaten Türkiye'de Rusya'dan büyük bir devrim oluyor.
Orada komünizm çöktü, burada da Batı taklitçiliği çökmüştür. Ama arada bir büyük fark var. Orada komünizm çöktü, kaos geldi. Bugünden itibaren ise Türkiye'de kaos kalkıyor, yerine adil düzen geliyor. Yeni bir dünya geliyor. İşte Türkiye'deki devrim bunun için Rusya'daki devrimden hem mana itibariyle, hem güç itibariyle, hem de görünüm itibariyle çok daha güçlü bir şekilde geliyor. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, bu büyük değişim, bu en büyük değişim nasıl meydana geliyor? Bakınız, geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız olaylar şu gerçekleri ortaya koydu. Önce bir defa milletimiz 24 yıl sonra Refah Partisi'nin hakkı temsil ettiğini, diğerlerin ise batıl olduklarını anladı. Bundan başka komünizmin çökmesinden sonra bütün insanlık kapitalizmden de hayır gelmeyecek. Bunların ikisinin iki tane ikiz kardeş olduğunu, sadece birer ezen ve ezilen nizam olduklarını görmeye başladı. Bütün dünya adil düzeni arıyor. Bundan başka Batı'nın iç yüzü ortaya çıktı. İşte Bosna, işte Mehmet Akif'in söylediği gibi tek dişi kalmış canavar. Onun için 60 milyon memleket evladı. Ben niye bu taklitçi partilerin arkasına gideyim? Onlar bu Batı'nın arkasından gidiyor. Ben bu insafsız, bu çifte standartlı, bu yer içine fesattan başka şey getirmeyen Batılılar mı uşaklık yapacağım? Hayır! Bırakıyorum Batılı, hakka dönüyorum demek ihtiyacını duymuştur. Aynı zamanda 50 yıldan beri bu batıl partiler tekrar tekrar denendi, iflas etti ve bugün Türkiye'mizde Allah'a şükürler olsun zaman içerisinde milli görüşün başlatmış olduğu manevi kalkınma hamlesiyle yeni inançlı nesiller yetişti ve bütün iktidardayken ve belediyelerde yapılmış olan temiz yönetim, başarılı hizmetler milletimizi Refah Partisi'nde topladı ve 25 yıldan beri milli görüş ne dediyse hepsinin doğru çıktığını milletimiz gördü. Öyleyse Kurtuluş Refah Partisi'ndedir dedi. Böylece işte bu büyük değişim oldu. Böylece işte bütün milletimiz Refah Partisi'nde toplandı. Çünkü milletimiz artık kaybedecek vakit olmadığını biliyor. Bunun için şimdi bu toplantının arkasından 27 Mart 94'te mahalli seçimler yapılacak. Başta İstanbul Büyükşehri olmak üzere bütün büyük şehirlerde, Konya'da, Kocaeli'nde, Bursa'da, Kayseri'de, elbette Samsun'da birbirini sayacak değil. Refah Partisi'nin artık gerçek iktidar olduğu 27 Mart 94'te kurulacak. Onun için biz bu kongremizde 27 Mart 1994'ü yeni bir dünyanın kuruluş günü olarak ilan ediyoruz. Bütün insanlığa hayırlı olsun. Ve bugünden Sayın Çinlere sesleniyor. Daha seçime 3 sene var vesaire gibi sözlerden lütfen vazgeçsin. Çünkü 27 Mart'tan sonra o sandalyada artık hiçbir Batı taksiciye oturamayacak. Sandalye kendilerine ateş gelecektir. Biz ondan dolayı bugünden tavsiye ediyoruz ki 27 Mart'ta iki sandık birden kurulsun. Onun için bak sembolümüz iki eli birden havaya kaldırıp işaret etmektir. Hem mahalli seçimleri teslim alacağız, hem iktidarı teslim alacağız. Ve de eğer bu tavsiyemize uymayıp da ısrar edecek olurlarsa kesinlikle belirtiyorum ki en geç Ekim 94'te büyük seçim olacak ve Refah Partisi Allah'ın izniyle tek başına iktidara gelecektir. Böylece işte biz bugünden itibaren bir yıllık bir iktidarı devralma dönemine giriyoruz. Bugün bunun için iktidarı devralma bayramını kutluyoruz. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, bakınız her şey ortadadır. Şu ANAP'ın, şu DYP'nin, şu SHP'nin haline bakın. Hiçbir meseleyi çözememişlerdir.
Türkiye'nin hiçbir meselesi hakkında ihatalı bir fikirleri yoktur. Derinlemesine bir fikirleri yoktur. Planları yoktur, projeleri yoktur. Onların hali çocukça bir haldir. Dinozorların önünde hatıra fotoğrafı çektirmekle vakit geçiriyorlar. Ülke meseleleri devasa boyutlara ulaşmış. Bunlar onun önünde şov yapıyor. Bu şovlarla hiçbir mesele çözülmez. Onun için milletimiz bu gerçeği gördüğü için bütün vatanperverler, bütün vatanperverler Refah Partisi'ne toplamıştır ve biz bugün inanıyoruz ki milletimizin tarihindeki Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra üçüncü bir kongreyi yapıyoruz. Tehlikeye düşmüş olan istikbalimizi, vatanımızı, vatanımızın bütünlüğünü, iç barışımızı korumak, kurtarmak ve bu sefer yeniden büyük Türkiye'yi kurmak için bu kongreyi yapıyoruz. Ve de Allah'ın lütfuyla iktidarı devralmaya başladık. Önce de mahalli idarelerden başladık. İşte bir kaleler Refah'a iltihak ediyor. İşte Isparta, işte Malatya, işte Sinop, Bayabat, işte Nevşehir, işte Samsun. Gördüğünüz gibi iktidar devralmaya başlanmıştır. İşte varan bir, işte varan iki, işte varan üç, varan dört ve varan beş. Bundan dolayıdır ki bugün iktidarı devralma başlama bayramıdır. 27 Mart 94 yeni bir dünyanın kuruluş günü bayramı olacak inşallah. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, biz 3 sene evvel 3. büyük kongremizi yaparken bu kongremiz iktidara yürüyüş kongresidir demiştik. Hatırlayınız bir an. Biz o kongremizi yaparken daha Refah Partisi meclise bile girmemişti. Ne oldu? Allah'ın lütfuyla, Allah inananlara yardım ediyor. Biz o günden itibaren iktidara yürüdük. Ve herkesin bildiği gibi önce 1991 seçimlerinde oyların %17'sini alarak başa güreşen pehlivan oldu. Sonra ne oldu? Bütün mahalli seçimlerde en büyük başarıyı gösterdik. En son yapılan mali seçim olan 1 Kasım 1992 seçimlerinde ise Türkiye'de ortalamamız %25'in üzerinde, 10 milyonluk hesabımızla %28'in üzerinde oy alarak en büyük parti olduğumuz milletin oyuyla tahakkuk etti. Biz bu oyları alırken bugün iktidar sandalyesinde oturan bir DYP, Türkiye ortalaması olarak %16, 10 milyonluk hesabımızda ise sadece %14. Ne söylüyorum? 60 milyon duysun ve sevinsin. Refah %28, DYP %10'dur. İşte bugünkü Türkiye budur. Onun için kimse bu parayla yapılan uydurma anketlere artık kanmıyor. Çünkü onlar 91 seçimine giderken Refah Partisi %2,5 oy veriyorlar. Seçime doğru bu seçimin bir de arkası var dediler. %7,5'a kadar geldiler. Ama Refah Partisi %17 oy aldı. Şimdi onlar Refah Partisi'ne %17 veriyor. Bu Refah Partisi'nin %50'yi aştığı demektir Allah'ın izniyle. Zaten biliyoruz ki aziz kardeşlerim, hukukta bir kaide var. En kuvvetli delil rakibin, hasmın delilidir. Bizim bir şey konuşmamıza lüzum yok ki. Şu rakiplerimizin haline bakın, işleri güçleri ne? Aylardan beri Refah geliyor. Ne yapacak? Ne yapacaksınız soruyor musunuz? Siz de Refah'a katılacaksınız, bu kadar basit. Yoksa işte bak halinizi görüyorsunuz, rakip partilere sesleniyorum. Yan yana duruyorsunuz, olmuyor. Alt alta üst üste duruyorsunuz, olmuyor. Şu halinize bakın, hepiniz bir araya geliyorsunuz, olmuyor. Şimdi tek çare, acaba iki devir seçim yapsak, %50'den fazla oy alan kazanması gazetelerde hikayeler okunuyor. Halbuki bunları konuştukça küçülüyorlar. Bu millet anlayışsız mı? Sizi taklitçiler sizi. Boyunuz küçüldü, şimdi bir
birbirimizi nasıl birbirimize ekleyecek? Hepsi bir araya toplanmış. Haliniz bu. Millet bu manzarayı görmüyor. Niye buna ihtiyaç duyuyorsunuz? Zaten seçim kanununu yelik yelik almamış peynire benzettiniz. İçerisinde delecek yeriniz kalmadı. Boşuna uğraşıyoruz. Neden? Geç kaldık. Çünkü Refah Partisi %50'yi de aştı Allah'ın izniyle. Ne yaparsanız yapın. Bu yollara tevessül etmek sadece kendilerini küçültmektedir. Bakınız. Sadece birkaç cümlesini söylüyorum. Bir rakip partimizin genel başkanı Refah Partisi'nin aldığı sonuç bence ciddi bir şekilde değerlendirmeye muhtaçtır. Refah Partisi'nden ders almalı istiyor. Refah Partisi'nin 1 Kasım seçimlerindeki büyük zaferi karşısında. Bir diğer yazar, Refah Partisi büyük ilerleme sağlamıştır. Refah Partisi ideolojik temelde muhalefet yapan tek parti durumundadır. Bir başka gazeteci, bazı yerlerde Refah Partisi arttırmasa bile birçok yerde birinci parti haline gelmiştir. Bir gün Refah'ı en güçlü parti olarak iktidarda görebiliriz. Refah'ın 100 üyesi varsa 100'ünde çalışıyor, halk ateşe düştüğü için seçimlerde Refah'a sarılıyor. İşte bulunduğumuz nokta budur. 3 sene evvel iktidara yürüyeceğiz dedik. Allah lütfetti, iktidara yürüdüm, şimdi iktidarı devralmaya başlıyor. Muhterem delegeler, muhterem misafirler, televizyon ve radyo mensupları. Biz bu kongremizde ülkemizin aydınlarına hitap ediyoruz. Lütfen söylediklerimizi insafla, dikkatle dinlesinler. Millet fevç fevç refahta toplandı. Biz istiyoruz ki vatanı milletini seven bütün aydınlarımız da Refah Partisi'ne toplansın. 60 milyon tek bir vücut olalım. El birliğiyle yeniden bir Türkiye'yi kuralım. Bundan dolayı aydınlarımıza soruyorum. Söyleyin bakayım. Bu batı taksim zihniyetli ANAP DYP SHP elinde Türkiye'nin hangi meselesi çözüldü? Problemler gittikçe büyümüyor mu? Ve ülke tehlikeli bir boyuta gidip bir krizin içerisine düşmüyor. Neden? Buyurun, bunu ilmi bir şekilde tahlil edin. Aziz kardeşlerim ve milletimizin aydınları size sesleniyor. Bakınız neden olmuyor? Çünkü batı taksim zihniyetli partiler milletin aslına, özüne, inanışına uygun olmayan çözümleri zorla millete empoze etmek istiyorlar. Bundan üzerinde ısrar ediyor. Dünya değişiyor, Türkiye değişiyor. Hala aynı yanlış politikalarda ısrarlıdırlar. Bunun için başaramıyorlar. Ondan dolayı huzurlarınızda peşinen ifade ediyorum ki asıl tutucu olan partiler Refah'ın dışındaki ANAP CHP DYP'dir. Asıl gerici olan partiler onlardır. Buyurun, öyle mi değil mi? Şimdi soruyorum size. İstiklal Harbi'nden çıktığımız zaman Türkiye nüfusu 13 milyon. Yorgun, bitkin bir ülke. Nüfusunun %75'i, 85'i hatta köylerde yaşıyor. Yeni bir Türkiye dizayn edildi. Bu taklitçi partiler hala 50 sene öncesinin gericisi ve tutucusudurlar. Halbuki bu 50 sene esnasında Türkiye'nin nüfusu 60 milyona geldi. Şehirlerde yaşayan nüfus yarıdan fazlaya aştı, 160'a yaklaştı. Şehirlerin içerisinde hep ve köylerimizde nüfusumuz genç. Türkiye'de 20 yaşın altında nüfusumuzun %42'si var. Bizim sadece okullarda okuyan talebemiz Yunanistan'ın 14 milyon nüfusundan fazla. Şimdi 50 yıl sonra böyle bir Türkiye meydana gelmiş. Halbuki bu taklitçi partilerin hangisi gitse gelse temel politikaları değişmiyor.
ve ülkenin ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Bunlar bu gelişmeye ayak uyduramayan gerici, statikocu, tutucu partilerdir. Neden mi? İşte bak millet şehre gelmiş ama evi yok. Şehirlerin %70'i gecekonduda yaşıyor. Ey Batı taktisi partiler! 50 seneden beri neden bu milletin konut ihtiyacını karşılamadınız? Öbür taraftan 1 milyon evladımız üniversiteye girmek istiyor. Üniversitelerde yer yok. Bu evlatlarımız sokağa dökülüyor. Böyle bir büyük, yüksek öğrenim ihtiyacı varken bakıyorsun Sayın Çiller Hanımefendi Eskişehir'deki okula 3 tane kayıtlı öğrenci alıyor, dışarıdan öğretim yapacak öğrenci ve Türkiye'nin yüksek öğrenim meselesini çözdüğünü zannediyor. Bu dinozor önünde hatıra fotoğrafa çektirmekten başka ne mana taşır ey aydınlar? Öbür taraftan Türkiye'de bu ihtiyacı karşılayacak bir sağlık meselesi her gün artmaktadır. 9 milyon işsiz var. Bunlara iş ihtiyacı hazırlayacak hazırlıkları yapamadılar. Böylece milletten koptular, geri kaldılar. Çünkü bunlar hakikaten tutucu ve statikocudurlar. Her gün de bu meseleler gittikçe artıyor, azalmıyor. Bunların tutuculuğu, statikoculuğu yüzünden hala bütün Türkiye'yi Ankara'dan idare etmeye kalkıyorlar. Bugün Erzurum'da bir vatandaşımız emekli olduğu zaman çocuğunu emekli karnesi almak için Ankara'ya gelmeye mecbur oluyor. Bu nasıl yönetim? Ama mali idarelere yetki vereceğiz lafını, edebiyatını yapıp duruyorlar. Değişim edebiyatını yapıp duruyorlar. Ortada değişen bir şey yok. Neden? Çünkü bunlar mali idarelere yetki veremez. Mali idarelere okulların idaresini bırakamam. Çünkü bırakırlarsa mali idareler İmam Hatip okulu yapar. Bunlara ise abileri müsaade etmez. Bundan başka dünyada büyük değişim oldu. Bu değişimden de haberleri yok. Bakınız işte dünyada görüldüğü gibi Rusya komünizm iflas etti ve dağıldı. Bütün dünya şimdi kapitalizmi yargılıyor. Bu kapitalizm de insanlığa saadet getirmeyecek bir günah yuvasıdır diyor Vatikan. Herkes bu kapitalizmin çevre kirletmesinin asıl mesul olduğunu ilan ediyor. Halbuki bu statikocu partiler Türkiye'yi hala vahşi kapitalizmin koyu faizci düzeniyle idare edeceğiz diye çırpınıp duruyor. İflas ettiler. Seller kendilerini götürüyor, hala uyanmıyorlar. Bu düzeniniz yürümez, bu seller sizi götürüyor, sizi. Öbür taraftan NATO ve Batı, komünizmin ortadan kalkmasından sonra dünya İslam'ı hedef aldı bu Batı dünyası ve kırmızı renk yerine NATO manevralarında İslam'ı temsilen yeşil renk düşman rengi olarak ortaya kondu. Bundan başka etrafımızda bu arada işte Rum, Sırp, Slav ve Ermeni bir Ortodoks birliği kuruldu. Bizi sıkıştırmak, kenetlemek için Batı güçleri arkadan bunları destekliyor. Böylece Türkiye parçalanmak istiyor. Türkiye kendilerine köle yapılmak isteniyor. 50 yılda bu büyük değişiklikler meydana geldi. Hala ANAP, SHP, DYP'nin